Melek Aras, 19 Mayıs 1947 Üsküp doğumlu. Türkçeden başka lisanım yoktu, bilmiyordum. Yani Pertevniyel Lisesi mezunu olmak demek, şu anda belki 200 üniversitenin üstünde bir diplomaya sahip olmak demekti. O itibarla biz bir de şanslı nesildik. Bizim zamanımızda bir tarafında Makedonlar, bir tarafında Müslüman Türkler yaşıyordu. Arnavutlar vardı, Türkler vardı. Behnam Şapolyon'un Türk Gerillası, Kuvayi Milliye diye bir kitabı var. Orada o kitabın içinde bey babam da var. Şimdi ben önce memur oldum. İşte ama memuriyetin en yükseğinden başladım. Geldim ben. Beyefendi dedi, bunu dedi, şimdi biz genel müdür yapacağız, sonra ne yapacağız bunu dedi biz. Ama bir kat üstüne çıkayım. İlla ki bir tane, bir yarım kat kaçaka yapacak oraya. 5 tane, 10 tane çalışan fabrika var bilmem ne. Eyvah derdim ya, mahvolduk burada biz. Her şeyi gömdük buraya. Hem iyi tarafı var, hem kötü tarafı var. Kardeşim dedi, senin burada ne işin var dedi ya, devlet. Bak dedi, karman çorman devlet, giden gibi bir gidiyor, bir geliyor, bir geliyor. Ne söylüyorsun? Meğersem doğru söylemiş. Çünkü bütün merdivenleri yavaş yavaş çıkmak lazımmış. Yani öyle tepeden gelirsen tepeden gidersin. İşte bu Kemal Derviş'in gelmesiyle beraber yeniden dibe vurduk. O her dibe vuruş zaten bir yükselişin başlangıcıdır. O mücadeleyi yapmadan, vermeden de öyle armut yukarıdan düşmüyor ya. Ya hayat şanstan ibaret. Benim çok aklım var, çok şey biliyorum falan. Herkesin çok aklı var ve herkes çok şey biliyor. Yukarıdaki ne veriyorsa sana o kadar düşüyor. Çok çalışıyorum ya. Çok öyle değil ama uykuda, zamanımın azı uykuda geçiyor. Bu toplantıyı dediler, Melek Aras'a ithaf ediyoruz biz. 15 yıl. Ben de orada öğrendim. Melek Aras, 19 Mayıs 1947 Üsküp doğumlu. Üsküp şimdi vatan toprakları içinde olmayan ama vatan sayılan bir toprak parçası. İlkokulun birinci sınıfını Üsküp'te okudum. Burada Saraçhanebaşı İlkokulu'nda ikinci sınıftan itibaren devam ettim. Sonra Pertevniyel Lisesi'nin orta ve lise kısmını okudum. Sonra da kimya mühendisliği okudum. Son dönemimde de 2 yıl Paris'te yağlı maddeler tatbiki yüksekokulunda ihtisas yaptım. Yurda döndüm. Yurda döndükten sonra ilk işim, o zaman emekli sandığı İpraş ve Türkiye Petrollerine ait Isılitaş diye bir şirketin genel müdürlüğünü yaptım. 3 yıl boyunca orada çalıştım. Askerlik ve memuriyet yapmamıştım hiç. 1980 yılının Eylül ayında askere gittim. Askerliğimi Kars'ın Çıldır ilçesinde Hudut Taburu'nda yaptım. Sonra döndükten sonra işte imalatçılık, sanayicilik, öyle devam ettim. Üsküp'ten işte ilkokulun birinci sınıfını orada okudum. İkinci sınıf 8 yaşında, 47-55, tam 8 yaşında, 55 yılında geldik biz. 8 yaşında geldim oradan. İlkokulun birinci sınıfını orada okudum. Burada ikinci sınıfa devam ettirmek için bizi Türkçe ve matematik dersinden imtihana tabi tuttular. Ben zaten Türkçeden başka lisanım yoktu, bilmiyordum. Kolay bir işti yani. Okulda Türk okuluydu. Türkçeydi, tedrisat da Türkçeydi. Orada okulu da, burada rahat bir problem yaşamadım. Liseyi de öyle. Pertevniyel Lisesi bizim mezun olduğumuz yıl, o zaman teknik üniversite giriş imtihanları ölçü alınırdı. Liselerin işte iyi olması, kötü olması. Pertevniyel Lisesi, o bizim mezun olduğumuz yıl, ondan önceki yıl, ondan sonraki yıl teknik üniversiteye birincilikle öğrenci sokan bir liseydi. Şimdi birçok üniversitenin üstünde bir eğitim verirdi. Yani Pertevniyel Lisesi mezunu olmak demek, şu anda belki 200 üniversitenin üstünde bir diplomaya sahip olmak, bilgiye sahip olmak demekti. O itibarla biz bir de şanslı nesildik. Pertevniyel'de çok olgun ve kaliteli bir öğretmen kadrosunu da okuduk. Güzel günlerimiz geçti Pertevniyel Lisesi'nde bizim. Şimdi bir şey yoktu çünkü biz orada Üsküp'te Makedonlar vardı, Türkler vardı ve
Üsküp'te onlarla biz hiç temas etmeden yaşadık. Yani Üsküp'ün ortasından Vardar Nehri geçer. Nehrin bir tarafında Makedonlar yaşar, bir tarafında Müslümanlar yaşar. Onları görmeden yaşamanız mümkün. Yani sokakta, evde, şurada, burada, hiçbir yerde. Hiç görmedim, ben hiç görmedim, bilmedim, tanımıyorum Makedon. Böyle bir Türk semtinde, bir Türk mahallesinde, Türk okulunda okudum. Türkçeden başka lisan kalsaydık mutlaka öğrenirdim de ama o 8 yaşına kadar olan dönemde kapalı bir çevrede onu öğrenmek, yaşamak mümkün değil. Yani yaşayarak öğreniyor. Şimdi ben bakıyorum Üsküp'te 10 yaşında çocuklar 3 lisan konuşuyor. Makedonca, Türkçe, Arnavutça hepsi aynı yerde yaşadıkları için aynı lisanı konuşuyorlar. Bizim zamanımızda öyle değildi. Bizim zamanımızda bir tarafında Makedonlar, bir tarafında Müslüman Türkler yaşıyordu. Arnavutlar vardı, Türkler vardı. Onlar da çok azdı yani esas hakim unsur Türklerdi. Yok, zorlanmadık çünkü bizim ailenin başında dedem vardı. Dedem Kurtuluş Savaşı'nda da Türkiye'deydi. Benim annem İzmir Salihli doğumlu. Sonra Kurtuluş Savaşı'nda hatta Behnam Şapolyon'un Türk Gerillası Kuvayi Milliye diye bir kitabı var. Orada Kurtuluş Savaşı başlamadan ve başladıktan sonraki dönemde Ege bölgesindeki çetelerin Yunan'a mukavemeti anlatılır o kitapta. O kitabın içinde beybabam da var. Yani gelmiş, savaşa katılmış, kurtuluş mücadelesine katılmış ailesiyle beraber. Kızlarının biri burada doğmuş. Sonra tekrar dönmüş Üsküp'e. 1955'ten sonra yeniden boşalınca Makedonya, o zamanki adıyla Yugoslavya. Hem Makedonya, hem Kosova, hem Sırbistan, hem Sancak, hem Bosna. Hepsi boşalınca o son göçle beraber, büyük göçle beraber onlar da gelmişler. Türkiye'de bir yabancılık çekmedik biz. Beybabam benim Türkçeyi, yani ben Türkiye'de 3-5 kişi rastladım. Onun kadar güzel Türkçe konuşan. 3-5 kişi tanıdım hayatta. Hatta onlara da söylemişimdir bu şeyimi. Yani siz bana dedemin Türkçesini hatırlatıyorsunuz diye. Çünkü Türkçe ayrı bir şey, Osmanlıca ayrı. Osmanlıca çok zengin bir dil. İçinde Farsça var, Arapça var, Türkçe var, her şey var. Olan büyük bir dil. Türkçe ele bir dönem işte onu sadeleştirdiler. Öztürkçecilik, şuculuk, buculuk dediler. Türkçeyi olduğu kadar küçülttüler. O öyle bir Türkçe değil. Bir kelime söylüyorsunuz Türkçe, Osmanlıca onun 10 çeşidi var. Şimdi hatırlayamıyorum. Geçen gün de bir tanesi yazmıştı, bir yerde rastladım. 10 manası olan bir karşılığında bir Türkçe kelime. Halbuki Osmanlıca'da 10 manası var. Dil zengin olması lazım. Dil zengin olursa hem düşünme kabiliyeti artar, hem algılama kabiliyeti artar. Her şey artar. Dil önemli bir fonksiyon. Onun için küçülmek yerine büyümek lazım. Tabii şimdi Üsküp'te Köprü Derneği diye Türk öğrencilerin kurduğu, yani daha şimdi onlar daha bir oldu artık, büyüdüler. Gençlerin kurduğu bir dernek vardı. Bundan 3 sene önceydi. 15. yıl dönümü diye biz de onun için çağırmadılar ama ona denk geldi bizim gidişimiz. Onlar biliyorlarmış. Biz bilmeden gittik. İşte bu hafta gelmeyin abi. Bu hafta çok misafir var Türkiye'den. Şu gün gelmeyin, bugün gelin. Şu hafta gelin işte. Biz de gittik öyle. Dediler yarın Köprü Derneği'nin şeyi var. 15. yıl kuruluşu yapacağız. Nerede? İşte bir büyük 1500 kişilik bir salonda, askeri bir salon. Orada yapacağız dediler. Tamam, biz de gittik. Bir şeyden haberimiz yok, oturuyoruz. Dediler ki bu toplantıyı köprünün 15. köprü Üsküp'te Türk öğrencilerin ama bütün bölgeye hakimler. Yani yalnız Üsküp'te değil. Bütün o bölgedeki, şimdi çoğu Türk ama işte Türk, Arnavut, Boşnak kim varsa hepsi beraber. Faaliyetin merkezi orası. Türk Üsküp zaten hem Müslümanlığın hem Türklüğün Balkanlardaki kadim şehri. Her şey oradan oluyor. Dediler ki sen gel, gittik oturduk biz oraya, hiç haberimiz yok. Bu toplantıyı dediler 15. yıl işte büyüdük, şöyle böyle oldu, iyi olduk. Aileler, kendileri, çocuklar. Bu toplantıyı dediler Melek Aras'a ithaf ediyoruz biz. 15. yıl.
Ben de orada öğrendim. O çok sevindirici oldu. Onun gecesinde işte Kültür Bakanı vardı, bilmem ne vardı. Onlarla beraber bir akşam yemeği verdiler bize. Orada bir takım partilerin başkanları geldi, onların ideologları geldi, yöneticilere geldi, milletvekilleri geldi. Masada biri daha oturuyordu. E dedi, biz 25-30 kişilik bir büyük gruptu. Beni tanımazsınız ama dedi, beni yok dedim, nerede, nasıl tanıyayım, tanımadım. Böyle genç bir adam. Ben dedi işte bir sefer hatırlıyorum ben, 3 ay, şimdi biz yazın talebe getiriyorduk İstanbul'a. O çocukların Tömer'e gönderiyorduk. Türkçelerini ilerletmek için vakıfta misafir ediyorduk. 3 öğün yemek veriyorduk. Sonra işte internete akbillerini de cebine koyardık. Okul paralarını falan da verirdik. Akbil ne kadar cebine koyardık. Yedikule'de vakıf, oradan işte Tömer için Taksim'e gönderirdik. Giderler gelirler. Türkçelerini ilerletirler. Arada bir tarihi yerleri gezdiririz onlara. Bu 3 aya yakın, 2 ayın üstünde 3 aya yakın bir dilimde gerçekleşiyor. Hem Türkçelerini ilerletiyorlar, hem Türkiye'yi tanıyorlar. Yani oradaki insan için çok önemli. Niye? Yani burada bir büyük devletin, bir büyük milletin onlarla beraber olduğunu, onların orada yalnız olmadığını, onlara anlatabilmek için, onlara gösterebilmek için, anlatmak başka bir şey. Ama görmek, duymak, elle tutmak ayrı bir şey. Öyle buralarda der. Hatta o gruplardan birini, o grubu en son işte giderken sabah yola çıkmışlar, kalkmışlar, hadi demişler, bir otobüs bunlar. Her grup bir otobüs. 40 küsur kişi. Eyüp Sultan'a ben de gittim o gün onları yolcu etmeye oraya. Eyüp Sultan'da bir de şey yaptık onlara. Kahvaltı verdik. O kahvaltıda da bal kaymak ikram ettirdik özellikle ya. Yani. Balkanlarda kaymak işi çok yok. Halbuki süt var, sütlü bir sürü şey var, sütü bol var, bilmem ne var. Ama kaymak şey, bizim bildiğimiz manada kaymak yok. Yapmıyorlar, bilmiyorum. Niye? Belki eskiden vardı. Yok, onlara bal kaymak, işte kahvaltı artı bal kaymak, hepsini doyurduk, yedirdik, içirdik. Biz yolcu ettik onları. Gittiler. Şimdi dedi, en son dedi, sen gelmiştin dedi. Hepimize özellikle bal kaymak yedirdin dedi şeyde, o gruba. Şimdi ben o gruptan biriydim dedi. İyi, ne yapıyorsun şimdi sen dedi. İşte dedi, ben diş hekimi oldum. İyi, ne güzel. Bir de dedi, Üsküp milletvekili oldum. Şimdi parti başkanı orada, meclis başkanı orada, kültür bakanı orada, bir sürü şeyler de orada, arkadaşlar da var. Türkçe de konuşuyor. Şahane. Türk çocukları zaten konuşuyorlar da bunlar Osmanlı'ya bağlı, bizim beraber birlikte yaşadığımız geçmişe bağlı olan Arnavut çocuklar. Burası çok daha önemli. Türk çocuk zaten öyle olacak. Başka ne olacak? Ama bunlar orada yeni baştan. Şimdi meğersem Üsküp'ten bir de milletvekili olmuş. O şahaneydi. Başkaları da var. Biz ilk kimyasal ürünler üreten bir tesisimiz vardı. Boğaz'ın sırtlarında vardı. Oradan taşındık. 500 Sefaköy'e gittik. Oradan sonra oradan döndük. 4. Seven Levent Sanayi, Çamurlu Sanayi derdik biz. Orada bütün bu kimya sektörü 4. Levent, büyük çoğunluğu 4. Levent'teki otosanayi ile beraber o binalardaydı. Gene bu sanayinin 4. Levent'te Çamurlu Sanayi gördükten sonra bu sanayi gene burası şey gibi, dünyanın en güzel yerinde yaşıyormuşuz gibi. Yolu var, yordamı var, bahçesi var, yan komşu mesafeleri var falan, öyle yaptık, kurduk. Gerçi bizim insanımız, biz şimdi sabit toprağa bağlı bir millet değiliz. Biz göçebe milletiz. Yani uzun müddet burada oturacağız, yerleşeceğiz diye hesap etmiyoruz. Habire nasıl, ne alırız, ne yaparız, ne ederiz? Bu milletin zaten dinamizmi aslında. Şimdi bu duygu zaten bizi oralara tekrar yeniden gitmemizi, yeniden oralarda var olmamızı, yeniden oralardaki köklerimizi bulup oralarda onları derinleştirmemize sebep olur. Ama millet geliyor buraya, ben yan 5 metre sen bırakacaksın, 5 metre sen bırakacaksın, komşu mesafesi. Hiçbiri bırakmaz. Hepsi doldurur oraları. En son bir gün dedim ki, ben Vali Bey var dedim. Vali Bey, bu milletin genlerinde var bu iş. Bırak bu işi, takip edemeyiz biz.
Çünkü bunu yapıyorsun, unutuyor, o yapıyor. Bir hikaye anlatıyorlar, doğru yanlış bilmiyorum. Manhattan'da bir Karadenizli inşaat yapacak. İşte diyorlar, diyor ki 90 kat yapayım ben. Yap diyorlar. Ama bir kat kaçak yapayım. 91 yap diyorlar. Yap çiz. 100 yap, yap, 100 yap. 100 yapıyor projeyi ama bir kat üstüne çıkayım diyor, bir kat. Gene yapıyor gene. 120 yap diyorlar, 120 yap. Ama bir kat üstüne çıkayım. İlla ki bir tane, bir yarım kat kaçaka yapacak oraya. Şimdi, şimdi milletimizin genlerinde var bu onun için. Ne yapalım böyle. Hem iyi tarafı var hem kötü tarafı var. Şimdi ben önce memur oldum. İşte ama memuriyetin en yükseğinden başladım. Geldim ben yurt dışından. O zamanki bakanlık, işte iktidar, şu bu Melek Arası ne yapacağız? Dediler ki küçük bir şirket buldular bana, onun genel müdürü ol dediler. Gittim onun genel müdürü oldum. Ben Isıl İtaş diye 80'de kapattılar onu zaten, yeni kurmuşlardı. TÜPRAŞ, az önce söyledim, İPRAŞ. O zaman TÜPRAŞ yoktu. İPRAŞ emekli sandığı ve Türkiye Petrolleri'nin ortak kuruluşu. Devasa bir şey var, petrol ofisi bir tarafta, bir tarafta da bunlar. Küçük küçük bu sahaya girmek istiyor Türkiye Petrolleri. Onun için yapmış. Orada başladım. Yani bir gün Ankara'da yürüyoruz. Ben de gencim. Biri bir eski milletvekili abi, biri de önemli bir siyasetçi. Dedi ki ona, ya abi dedim, ben bilmem beyefendi dedi, bunu dedi şimdi biz genel müdür yapacağız, sonra ne yapacağız bunu dedi. Ben de içimden kızıyorum. Ulan dedim, sus dedim, ya ne söyleyip duruyorsun, bak benim işim oluyor alt tarafı, ne söylüyorsun. Meğersem doğru söylemiş, çünkü bütün merdivenleri yavaş yavaş çıkmak lazımmış. Yani öyle tepeden gelirsen tepeden gidersin. O dönem Türkiye'nin çok zor bir dönemiydi. Yani işte onun 6 defa gelip 7 defa gittiği, bir ötekinin ters yüz ettiği Türkiye. Rahmetli Deniz Baykal bir tarafın Enerji Bakanı'ydı. Bir tarafın Kamur Enin'in Enerji Bakanı'ydı. Onlar hükümetler değişiyor, gidiyor, geliyor. Pozisyonlar değişiyor. Biraz kalıyorsun, gidiyorsun, tekrar geliyorsun, tekrar bilmem ne oluyor. Böyle bir hengameden geçtikten sonra orada bir emekli olmuş, bir şirkette denetçilik yapan bir hesap işleri uzmanı vardı. Emekliydi, bir bakanın da kardeşiydi. O zaman Karadenizli bir bakanın kardeşiydi. Kardeşim dedi, senin burada ne işin var dedi, ya devlet bak dedi, karman çorman devlet, giden gibi bir gidiyor, bir geliyor, bir geliyor. Sen dedi, okulunu bitirmişim, bak tahsilini yapmışım bilmem ne. Ayrıl bu işler, bırak dedi bu. Ama zor geliyor insana, kolay değil yani, bırak. Bırak dediği şey genel müdürlük bırakacaksın. Sonra bizi zorla bıraktırdılar, askere götürdüler. O dönem askere gitmeseydim 15 gün yapacaktım. Kısa dönem, ama biz okuldayken daha bizden sonraki dönemler geldiler. Askere başladılar, bitirdiler, gittiler. Biz daha kaldık orada bir ay, bir buçuk ay. Ondan sonra kura çektik. Kars'ın Çıldır'ına gittim ben. Çıldır'dan da daha öteye gittim. Kurtkale nahiyesine. Böyle 1000 küsur metre aşağıda Kura Nehri akıyor. Biz de tepede nöbet bekliyoruz. Biz askerdik o zaman. 80'de askerdik. Bizi asker okulda yakaladı, burada Tuzla'da. Darbe Tuzla'dayken oldu. Ondan sonra kurayı çektik. Oralara gittik. Askerlik bitti. Geldik. Sonra bu 4. Levent Sanayi'de çalışıyorken oralarda bu işlerin olmayacağı belli oldu. Ama kimse de bu işin önünü açmıyordu, yolunu açmıyordu. Oradan başka yerlere gittik. Anlatıyordum. Bedrettin Dalan İstanbul'un içindeki, Beyazıt'ın altındaki bütün o esnafı iki telliye taşımak için işte o kooperatifleri kurdurdu. 33 tane kooperatif var orada iki tellide. Ama onlar küçük şeyler, yani 50 metrelik, 100 metrelik dükkanlar. İşte birkaç tanesini birleştirip iki kat yapıyor, öyle öyle şeyler. O bizim kimya sektörünün ne uymaz o işler. Bize müstakil yer lazımdı. İşte fabrika yapmak lazımdı. Şunu bunu. Bize de döndüler, burada bir yer gösterdi. O sırada İstanbul 4. Levent'te çok büyük bir patlama oldu. Seçime bir hafta 10 gün kala. Belediye seçimine.
Bir hafta 10 gün kala büyük bir patlama oldu. İçinde 4 kişi 5 kişi olan bir bina olduğu gibi yok oldu, patladı. Sonra işte bize buraları gösterdiler. O zaman daha bu yollar falan yoktu. Yani şu otoban yoktu da başlamamıştı ya da varsa İstanbul bir defa çalışmıyordu. Biz burayı yaparken otoban da bitti. Biz buralara gelip gitmeye başladığımızda otoban daha çalışmıyordu ama biz üstünden gidip geliyorduk buralara. Sonra otoban bitti, yol açıldı. 1986'da kurmuştum ben bir kooperatif. Onu 90'da buraları alabildik. 90 burası o zaman TOKİ yoktu. TOKİ'nin yerine Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü vardı. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün büyük parça 27 dönümü de Milli Emlak Müdürlüğü'ne aitti. Burası 746 bin metrekare. İkisini birleştirmek için mahkeme açıldı. Maliye Bakanlığı'nın bir genel müdürlüğü verecek, öteki genel müdürlüğü alacak. İkisi de mutabık, problem yok, bir şey yok. 2,5-3 sene mahkemesi sürdü sadece. Yani işlemin bitmesi sürdü. Sonra burayı açtık. 91'de bir kriz, 94'te bir başka kriz, bilmem ne. Bütün şeyimizi, şanslı insanımdı ben. Buraya gömdük, burayı yapacağız. Bu krizler gelişmeyi durdurdu. Sonra 160 kişi, 150 kişi, bu birkaç defa küçük küçük parseller de vardı. Sonra onları birleştirdik, sayı 200 küsür kişiydik. Buradan bir şey olmaz deyip ayrılanlar, bırakıp gidenler, 2-3 defa döndü bu şeyin sahipleri. Geldi, biraz durdu, sattı, gitti, geldi, biraz durdu, sattı, gitti, yerini devretti, sattı, gitti, devretti yerine. Netice itibariyle 2000'den sonra Türkiye bir rayına girdi ve sıkıntılar, dertler de bitti. İşte bu Kemal Derviş'in gelmesiyle beraber yeniden dibe vurduk. O her dibe vuruş zaten bir yükselişin başlangıcıdır. Dibe vurdu mu diye bakarız. Dibe vurduysa yükselişe geçeceğiz demektir. Yoksa dibe vurmadıkça bu aşağı doğru iniş devam eder. Ondan sonra yükseldi buraları ve şimdi buraları artık yetmez oldu. 50 arkadaş bir araya geldik. Önce birkaç arkadaştık, sonra 50 kişi yaptık, bir grup yaptık. Ondan sonra işte yer belli oldu. Buraları aldık. Buraların mahkemesi uzun sürdü çok. 4-5 sene sürdü hemen hemen. Az önce anlattım. İki bakanlığın iki genel müdürlüğü ona verecek. Mahkemede bitirdi kişi. Mahkeme kararı lazımmış. Mahkeme kararıyla bitirdi kişi. İnşaatlara başladık. Sonra yaptık. Sonra bu krizler çok sahip değiştirdi. Çok aldı, bıraktı, bir şey olmaz. Bir de çabuk olmasını isteyenler acele bilmem. Kimisinin nefesi kesildi. Yol uzundu. Yetişemedi. Netice itibariyle ama sonunda burası 2005 senesinde falan tamamlanıp bitmişti yani. Bu inşaat kısmı çok uzun sürmedi. 10 küsur sene içinde şeyi bitirdik. Bütün fabrikaları bitirmiştik. Yolu yaptık, altyapıyı yaptık, şunu yaptık. Dolu, full. Şeyden beri dolu. Kimya sektörü, biz çok korktuk bu pandemiyle beraber. Acaba şey mi olur, düşer mi? Bilmem ne. Bir sürü sektör düştü, kapandı tabii ama kimya sektörü tam tersi oldu. Pandemi kimya sektörüne yaradı diyebiliriz yani. Burada 7/24 çalıştı millet. 7 gün 24 saat. Hiç kapalı fabrika yoktu, hiçbir şey yoktu. Boş yerler vardı, onlar geldi, doldu. Var diye 8 saat. Ben. Çok çalışıyorum ya. Çok öyle değil ama uykuda zamanımın azı uykuda geçiyor. 5-6 saat, 5 saat bilemediniz 6 saat uyuyorum. Geri kalan 17-18 saat ayaktayım. 2 gün, 3 gün öyle birkaç defa tatillerde gidip Üsküp'te çalışıyoruz. O en büyük tatilimiz o. 3 gün işte o iş tamam. Yaşıyoruz hanımla. O şimdi hele yaşlanınca daha çok yaşıyoruz. Yaşlanınca insanlar da biraz fazla tahammülsüz oluyorlar. Ondan sonra yaşıyoruz tabii.
Çalışmak. Ben lise, Pertevniyen Lisesi'nin spor kaptanıyım. Atletizm yaptım, futbol oynadım okul takımında. Öyle basit bir şey değil. Günde 2 saat koşacaksın. Bir atlet günde 2 saat antrenman yapacak. Koşacak, didinecek, çırpınacak. Bittiği yerde, ayakların çekmediği noktada artık 10 metre kalmış ipi görürsün. Her şeyin biter, çıkamazsın. Oradan yanındaki hocam bağırır ya da seni dışarıdan takip eden bir büyüğün varsa kol çek, kol çek, kol çek. Bittin artık sen. Yani bittin, gidemiyorsun. Görüyorsun, gidemiyorsun ipi. İpi görüyorsun, gidemiyorsun. Kol çek, bu iki kolu böyle çekmek suretiyle hız alır insan. Kol, bacakları bırakır artık. Vücudu bu kollar götürür. Aynen yüzüyormuş gibi ya. Bunlarla bitirirsin. O mücadeleyi yapmadan, vermeden de öyle armut yukarıdan düşmüyor ya. Şimdi ben hem kendim için hem milletim için, arkadaşlarım için, dostlarım için faydalı olan işler yaptım. Yani hayatımda. İkisini de yaptım. Okulda, lise çağında okuyorken işte herkesin o zaman bu liseler arası futbol müsabakaları Fenerbahçe Galatasaray gibiydi. Üçer beşer bin kişi gelirdi. Bütün talebe gelirdi. Bütün okullar gelirdi. Eski mezunlar gelirdi. Bilmem ne olurdu. Bir şölen gibiydi. Bir okul tatil olurdu. Müdür hakim olamadığı anda okulu tatil ederdik. Kendi de gelirdi. Niye talebenin başında olsun? Yani şimdi ben sonradan o psikolojiyi anlıyorum. Mesela Kıbrıs hadiseleri vardı. Biz Aksaray'da, Pertevniyel'de okuyoruz. Okulda bir hareket var, bir şey var. Ben gittim, Makaryos'un resmini yaptırdım şu boyda. Duvara astım. Millet talebeyi çıkartıyor, çıkıyor derse, teneffüse. Bahçedeki taşlarla taşlattırıyordum Makaryos'un resmini bahçede. Bir gün, üç gün, beş gün. Ondan sonra müdür artık tutamadı talebeyi. Bütün sınıflar başladı şey yapmaya. Daha büyük sınıflar. O zaman tıfıl sınıf, küçük sınıfız. Daha büyük sınıflar da başladı falan. En başa müdür geçti, hocalar geçti. Aksaray'ın caddesi kapatıldı. Talebeyi aldılar oraya. Oradan Beyazıt'ta yürüdük. Oradan aşağıya geldik. Milletin gazını müdür aldı işte. Talebe, hocalarla beraber gazını aldı. Hiçbir şey olmadan, taşkınlık olmadan, bir şey olmadan o yürüyüşü bitirdik. Ama millet o yürüyüşü yaptırmak suretiyle o şeyini, enerjisini harcadı orada, bitirdi iş. Ya hayat şanstan ibaret. Benim çok aklım var, çok şey biliyorum falan. Herkesin çok aklı var ve herkes çok şey biliyor. Yukarıdaki ne veriyorsa sana o kadar düşüyor. Bendeki akılla sendeki akıl aynı. Böyle bir sürü bu odadakilerin hepsinin aklı var. Biz burada bütün milletin aklı var falan. Herkesin aklı var. Herkes aynı tahsil yapıyor. Herkes bir şey yapıyor. Şimdi hayatta insana şans lazım. Gençlere şans lazım. Şimdi o her şey var. Donanım herkes aynı. 500 kişi de bu iş var. Onun içinden 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi sivrilecek. O neyle belli? O şansla belli. Kısmet, sen doğru yerde duruyorsun. Yanlış yerde duruyorsun, öyle oluyor. Şimdi ben bunu hayatımda yaşadım. Hem burada yaşadım hem şimdi oturuyorum. Çekmeköy'de oturuyorum ben. 1990 senesinden önceydi. 2-3 arkadaş dedi ki hadi gidelim, burada ileride bir yer var, gidelim yer alalım. Gittik oraya. Çekmeköy diye bir yer. Eskişile yolu 3 saatte bitiyor. Kıvrımlı, onun Dudullu noktasına geldik. 40-50 metre içeri girdik. Durduk orada. Burası dediler işte, karşısı Çekmeköy. Üsküdar var. Üsküdar'ın köyü Ümraniye var. Ümraniye'nin de köycüğü Çekmeköy diye bir yer var. Şimdi buradan öteye işte oraları biliyor musunuz? Bilmiyorum. Villa Belde diye bir yer var. Orası yapılıyor. Buradan gözüküyor. Hiçbir şey yok. Bomboş. Gözüküyor. Villa Belde'nin inşaatlarını görüyorsunuz çok uzaktan. Onun da arkasında, bir de altında 45'er dönüm iki yer. İşte dört arkadaştık. Biz alalım almayalım. Ben dedim dönüyorum ya, ben daha aşağı gitmem dedim arabayı. Ben buradan geri dönüyorum. Ne burası bu, ne İstanbul'u dedim burası ya. Ne İstanbul, ne bir şey. Hiçbir şey değil burası. Gel gel dediler, sen bilmiyorsun işte, bir buradan şu yol geçecek, bu yol Şile otobanı geçecek dediler bana, gittik. Onlar alıyor, ben de onlarla beraber aldım. Sonra birini sattık. Özal'ın bir su müteahhidi vardı. Ona sattık yarısını, bir şey olmuyor diye. Öbür yarısını da ben dedim buraya kaçak bir ev yapayım, oturayım bari ormanın içinde. Bu yaz başlıyorum dedim bu öbür arka. Tamam dediler. İyi. Sonra dediler ki dur, ne oldu? İmar çıktı buraya.
Hiç ne aklımızda var, ne bir şey var, ne biliriz, ne ederiz hiç. İmar çıktı oralar oldu. Sonra 2 milyon dolarlık evler oldu. Buraya geldik yapıyoruz. Buraya gelirdim o krizlerde ben. Texas gibi canlandırırdım. Toz toprak, yol yok. Yolları çizmişiz. Üstünü kaplamamışız. Toz, rüzgar çıkıyor, toz geliyor. Birkaç, 5 tane, 10 tane çalışan fabrika var bilmem ne. Eyvah derdim ya. Mahvolduk burada biz. Her şeyi gömdük buraya. Şimdi burası da kalkmaz. Nasıl kalkacak? Heyula gibi bir yer nasıl olacak, nasıl bitecek falan. Onlar da kalktı, düzeldi yani, oldu. Şimdi doğru, yani doğru yerde durmak da demeyeceğim. Yukarıdan gökten geliyor. Bir şey kafana düşüyorsa, bir elma kafana düşebilir yani. O şans işte, öyle. Yani bir defa şunu bilmek lazım, çok çalışmak lazım ama her çalışan bir şeyin sahibi olacak diye az önce anlattığım hikaye. Onu bekleyeceksin, o şansın bol olacak diye. Ben kendi çocuklarıma öyle dua ederim, çocuklarıma, torunlarıma. Her sabah Allah'ım bunların şansını bol et diye dua ederim. Bir insana her şey lazım, en son şans lazım. Her şey olur. Okulları bitirir, akıl olur, şu olur, bu olur, kalite olur, bilmem ne olur. Her şey olur ama şansı yoksa heba olur gider. Öyle gider. Ama onun için şans lazım insana. Şansı da yukarıdan iniş. Ben öyle inanıyorum. Ben öyle inanıyorum. Retribution. Oh yeah, we want retribution.